Çamlıca Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz ev sahipliği için. Açılış konuşması yapmak üzere ben Seferihisar İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Akın Başkan'ı buraya davet ediyorum. Çok değerli belediye başkanım, il başkanım, il yöneticilerim, Yarımada'nın çok değerli gençlik kolları başkanları ve yöneticileri, ev sahipliğini yapmış şerefini üstlendiğimiz Yarımada Bölge Toplantısı'na hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle belirtmek isterim, il yönetimine Yarımada'da bölge toplantısını gerçekleştirdiği için çok ayrı bir teşekkür ediyorum. Çünkü Yarımada'da sorunlarımızı ilçelerimize bir araya gelerek birbirimize aktardığımız, çözümler üretebildiğimiz bir toplantıyı gerçekleştirmek bizim için çok önemliydi. Heyecanından dolayı biraz özür dilerim tabii. Konuşmamı çok uzatmayacağım. Kısaca şunları söylemek istiyorum. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkemizin demokrasiye olan inancını bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi olarak vurguladık. Demokrasi olmazsa olmazımızdır dedik. Fakat 14 yıllık AKP iktidarı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra darbe girişiminde hayatlarını ortaya koyan, darbeyi engellemeye çalışan şehitlerimizin üzerinden kendi kirli oyunlarını örtbas etmeye çalıştılar. Böyle kirli bir oyunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman dik duruşumuzu bozmadık. Demokrasiden yana, hukukun üstünlüğünden yana olmaya devam ettik. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli yöneticileri yaptığı açıklamalardan dolayı kamuoyu önünde linç kampanyalarına uğratılmak isterdim. Bununla ilgili de şunu belirtmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi gücünü Atatürk'ün Bursa Nutku'ndan almaktadır. Kurtuluş mücadelesinden almaktadır. Bizleri 14 yıllık faşist AK Parti yönetimi asla yıldıramayacaktır. Bizleri basit davalarla, Balça ve Gençlik Kolları Başkanımıza açılan kirli oyunlarla bizleri yıpratamayacaklardır. Sözlerime konuşmayla noktalamak istiyorum. Çok değerli Seferihisar Belediye Başkanım da konuşmanı yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Bizlerle paylaşmaya selam var. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Artık bir ıslık çalma devri geride kaldı, onu söyleyeyim. Yani bir seçim harifesinde bir ıslıkta sen çal diye meydanlardan çokça söylemiştik ama bugün Türkiye başka bir noktada. Faşizm tırmanıyor. Hakikaten kitaplarda gençliğimizde okuduğumuz faşizm ete kemiğe bürünmüş bir vaziyette. Hepimizi esir alma noktasında güç kazanıyor. Emin olun bütün Türkiye İzmir'i izliyor. Ben Çıtasov vesilesiyle Türkiye'nin birçok küçük kasabasına gidiyorum. İşte Erzurum, Uzundere, Urfa, Halfeti, birçok yere. Gittiğim her yerde iktidar yanları da, muhalefet yanları da merakla İzmir'i soruyorlar. İzmir ne düşünüyor? İzmir bu konuda ne yapıyor? İzmir nasıl tepki veriyor? Herkes İzmir'i merak ediyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü İzmir tarih boyunca bu coğrafyanın öncüsü olmuş bir kent. İktisat Kongresi'nden tutun, Kurtuluş Savaşı'ndan tutun, aklınıza ne gelirse. Çünkü bu coğrafyanın belki de tarih boyunca en büyük liman kenti olmasının getirdiği büyük zenginlikleri var. Bir arada yaşama kültürü konusunda olağanüstü örnekler sergilemiş bir kent. Fransızı, Ermenisi, Yahudisi yüzlerce yıl bu topraklarda barış içinde yaşamış. Ve birlikte yaşama kültürü belki de Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığı kadar İzmir'de kök salmış. Özetle İzmir bugün hakikaten Türkiye'nin gözünün içine baktığı bir kent. Peki biz ne yapıyoruz ve ne yapacağız? Dikkat edin, faşizm tırmanıyor derken şunu kastediyorum.
Dün Diyarbakır Belediye Başkanları, Keş Başkan gözaltına alındılar. Hani denir ya, ben senin fikirlerine katılmıyorum ama senin fikrini özgürce savunma hakkına sonuna kadar sahip çıkacağım. Tam da öyle bir noktadayız. Çünkü faşizmin tırmanması yarın bizlerin kapısının da çalınması ihtimalini doğuruyor. Ve dikkat edin, faşizm tırmandıkça çok daha geri dönülmez adım atma cesaretini buluyorlar. Belki 100 yıldır girmediğimiz Orta Doğu coğrafyasına girdik ve bir daha nasıl çıkacağız oradan, o bataktan kimsenin bir fikri yok. Girdikçe de daha çok giriyoruz. Bir yandan iç savaş kışkırtıcılığı hakikaten gözle görülür bir şekilde büyüyor ve çok ciddi bir tehdit kapımızda. İç savaş tehdidi. İç savaşın savaştan çok farklı olduğunu bilmemiz lazım. Savaşta cephedesinizdir, düşmanınızı bilirsiniz. Ama iç savaşta kurşunun nereden geleceğini bilmezsiniz. Düşmanınızın kim olduğunu bilmezsiniz. Ve ne yazık ki Türkiye yuvarlana yuvarlana ve göz göre göre bir iç savaşa doğru gidiyor. Hakikaten çok karanlık bir gelecek tablosu çiziyorum burada. Bundan da hiç memnun değilim ama bilmemiz lazım. Ve ne yazık ki bizim neslimiz bu bildiğimiz gerçekler karşısında iyi bir sınav vermedi bugüne kadar. Ben bizim bütün neslimizi kastediyorum. Bizden bir şey beklemeyin. Bizden bir şey çıkmayacak. Vardır ya kovboy filmlerinde sonunda süvariler gelir. Borazanlarını çalarak. Süvariler filan gelmeyecek. Siz ne yapıyorsanız yapacaksınız. Bütün hikaye sizde bitiyor. Türkiye'nin beklentisi İzmir'se, İzmir'in beklentisi sizsiniz. Aydınlık kapalı, gelecek için pırıl pırıl ışık saçan sizsiniz. Yani Cumhuriyet Halk Partili gençlik sizlersiniz. Onun için çok iş düşüyor size. Ne yapacaksınız bilmiyorum. Ama ıslık devri de bitti. Aslında birçok şey geride kaldı. Yani şimdi yapılacak en anlamlı iş, kimsenin gelirinden, hani önde olduğunu düşünmeden, kimsenin birbirinin paçasından aşağı çekmesine izin vermeden, ne kadar çok ortak paydamız varsa, ne kadar çok bizi birbirimize yaklaştıran şey varsa onlara sımsıkı sarılmak. Bir kere önce bu, yani bu dayanışma kültürünü ciddi bir şekilde içselleştirmemiz gerekiyor. Dikkat edin, faşistler bunu çok iyi beceriyor. Biz belki de Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun devrimlerine sırtımızı dayamanın verdiği konformizmle, rahatlıkla birbirimize destek olma ihtiyacını hiç duymamışız bugüne kadar. Çünkü arkamızın nasıl sağlam bir şeye dayamışız. Ama şimdi sarsılıyor o sağlam şey. Şimdi artık bizim birbirimizin koluna sımsıkı girip, birbirimize sımsıkı sarılıp destek olmamızın vakti. Önce güç olmak zorundayız. Güç olmanın yolu dayanışma kültürünü güçlendirmekten geçiyor. Yoksa hepimiz tek tek dayak yemeye devam edeceğiz. Ama ne zaman ki birbirimize sıkı sıkıya sarılacağız, o zaman geriye püskürtebileceğiz faşizmi. Değerli arkadaşlar, çok konuşmak istiyorum ama sizin konuşacağınız çok şey var. Naçizane tek söyleyebileceğim şey, bu karanlık tablonun farkına varız. Bu karanlık tabloyu yırtıp kendiniz için, sizin çocuklarınız, sizin torunlarınız için parlak bir ülke kurmak istiyorsanız
üç şeyi size hatırlatarak bitireyim. Birincisi vicdanınız. Vicdanınızı diri tutmaya çalışın. Bu vicdan merhamet demek, adalet duygusu demek, sorumluluk duygusu demek. Neye karşı? Bir, atalarımıza karşı. Canlarını veren, bizler bu topraklarda böyle huzur içinde yaşayabilelim diye hayatlarını feda eden atalarımıza karşı. İki, içinde yaşadığımız doğaya karşı. Vicdanınızı diri tutmaya çalışın. İkincisi, bilginizi arttırmaya çalışın. Çünkü ne kadar çok bilginizi güçlendirirseniz, ne kadar çok merak edip bilgilenirseniz, özgürleşmenizin önünü o kadar açarsınız. Yaratıcılığınızın önünü o kadar açarsınız. Ve üçüncüsü cesaret. Ne yazık ki vicdan ve bilgi sahibi olmak bu memlekette cesur olmayı gerektiriyor. Özetle vicdan bilgiyi, bilgi cesareti doğurmak zorunda. Ve ancak bu üçlü sac ayağının üzerinde bu karanlığı yırtacak gücü bulacaksınız. Vallahi ben Seferihisar Belediye Başkanı olarak ne zaman ihtiyaç duyarsanız bu sert kavgada, bu hırçın oyrat kavgada yanınızda olmaya gayret edeceğim. Elimden ne geliyorsa her zaman yapmak istiyorum. Gücüm yettiğince de yapmaya devam edeceğim. Ama dediğim gibi biz süvari değiliz ve süvariler gelmeyecek. Siz kendi gücünüze güvenin. Yolunuz açık olsun. Kolaylıklar diliyorum. İzmir adına ne yapabilirsiniz? Buna kafa yormaya başlayın. Emin olun Türkiye'nin umudu İzmir. İzmir'in umudu sizsiniz. Başka bir şey yok. Ve ne çıkacaksa işte bu salondan çıkacak, sizin bir araya gelişinizden çıkacak. İhtiyaç duyduğunuz noktada burada olmaya gayret edeceğiz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, kolaylıklar diliyorum, iyi çalışmalar. Değil. Gençlik kolları bu örgütün özgücüdür arkadaşlar. Bunu hala anlayamamış siyasi bir yapılanmanın bugün İzmir'in ana kademelerinde yer alması maalesef ki en çok da beni üzüyor arkadaşlar. Bizim mücadelemiz bu değil arkadaşlar. Bizim mücadelemiz daha fazla özgürlüktü. Bizim mücadelemiz daha fazla gençlerin dikkate alınmasıydı. Bizim mücadelemiz o bizden yaşça büyük olsa da genç bakışlı insanların, o bakışa sahip olup bize katkı koyan insanların da düşüncelerini temsil etmektir. Menderes bölgesinde böyle bir sorunla karşılaştığım için arkadaşlar bunu dillendirmek istedim. Maalesef ki çok üzüldüm arkadaşlar. 2-3 ilçemizde böyle bir sorun var. Ve Menderes bölgemiz kaybettiğimiz 8 ilçeden 6 tanesine ödemişi, kirası, bunlara sahip arkadaşlar. Bu kadar basit olmamalı bir şeyler. İnsanların emeklerinin ne kadar heba edildiğini açıkça görebilmekteyiz bu bölgede. Gerekirse buradaki gücümüzü oraya da taşıyabilmeliyiz arkadaşlar. Ve ben sözlerime son verirken, sayın divan, kusura bakmayın uzatmayın. Divan burada arkadaşlar, ben oluşumdan bakayım. Siyasi konuşmalarımız sonrasında yapacağız çünkü. Divanımız burada. Söz almak isteyen herkese açık kürsü arkadaşlar. Serbest kürsü diyeyim ona daha doğrusu. Serbest kürsü konular olmak üzere hepiniz burada görüş beyan edebilirsiniz. Lütfen ama lütfen eleştirmekten kaçmayın. Çünkü ben her zaman eleştiriyi kendime bir ders olarak aldım. Bu benim şahsımda da olabilir, yönetim kurulumun şahsında da olabilir. Yaptığımız hatalar varsa lütfen bunları söyleyin. Ben işletme okudum Ege Üniversitesi'nde. Orada çok güzel bir terim vardı, işletme körlüğü diye. Hani bir şeyin içine girersiniz. Orada devam edersiniz, eksiklerinizi ve hatalarınızı göremezsiniz. O süreçte kendi yol arkadaşlarından uzaklaşmış bir örgüt haline gelirsiniz. Biz bunları istemiyoruz arkadaşlar. Çünkü biz arkadaşlar şunu ifade etmek isterim. Bu çok önemli bir şey. Bugün belediye başkanımızın dediği bir şey var. Evet, yeni bir Mustafa Kemal çıkmayacak. Yeni bir Deniz Gezmiş çıkmayacak. Bizim mücadelemize önderimiz Sabahattin Ali'leri bulamayacağız belki. Ama bıraktıkları mirasları çok iyi değerlendirebilmek lazım. Çok iyi anlamlandırabilmek lazım. Ve yolumuza o ölçüde devam edebilmek lazım arkadaşlar. Bizim için önemli olan bu olması lazım. Neden bu insanlara inanıp sadece şovenizm mi yapacağız arkadaşlar biz bu insanları? Ben Atatürkçüyüm diyen insanlardan şüphe duymaya başlıyorum arkadaşlar.
Bizim yaşam tarzımız zaten bu arkadaşlar. Denizleri sadece dilde anmak değil arkadaşlar bizim yaşam tarzımız. Gerçek anlamda mücadelelerini anlamak, bu anlamlandırdığımız şeyleri de halkımıza anlatabilmek lazım. Bugün sadece 3 fidan olarak kalmış. İnanın bana arkadaşları yani sadece 3 fidan da değil, bu görünen yüz. Sinan Cemgilleri, Kadir Mangaları, Arpaslan Doğanları. Bunları bu insanlar bile unutulmaya yüz tutuyor arkadaşlar. Bu da belki bizim biraz da eksikliğimiz. Bu insanları da iyi anlayabilmemiz lazım. Mücadelemiz bu olması lazım arkadaşlar. Tamam ben hepsini toptan cevaplayayım diyorum. Tamam. Öyle olur değil mi arkadaşlar? Olur. Olur değil mi? Ya mutlaka var burada arkadaşlar. Biz kardeşiz yani. Benim hatalarımı da söyleyeyim. Yönetimimizin hatalarını söyleyeyim. Ya bırak da şimdi toplantı şimdi. Burada abi kardeş. Yok mu ben seni söylüyorum şimdi? Yok. Koray nerede? Benim yönetişim. Tamam, oradan tutuyor. Tamam hayır oradan bir söylensin. Ondan sonra Koray da iniyor bizim. Sefer güzel mi arkadaşlar ya? Evet. Sevgili Başkanım, ben Ekonomi Üniversitesi'nde okuyorum. Okul açıldığında AK Parti ve MHP'nin kayıtları için standlar kuruldu. Bir tek ben CHP'yi göremedim. Anladım. Veya başka bir gün kuruldu. Dışarıda mı kuruldu? Evet, dışarıda yani okul dışarısına doğru. Tamam. Öğrendim konu, teşekkür ederim. Koray'ın ben Sefersar'da sosyal medya sorumlusuyum. Görevimle ilgili bir soru sormak istiyorum. Sosyal medyanın bu kadar önemli olduğunu bildiğim zaten. Neden hiçbir proje, somut bir proje yapılmıyor? Paylaşım yapmaktan başka ne yapıyoruz? Bravo. Evet. Pardon özür dilerim. Ben Mustafa Ceylan. Karadolu'dan geliyorum. Ege Üniversitesi'nde sizin aynı bölümünü okumaktayım. İktisat okuyorum. Ve bir... Sayıdır aynı bilgisiniz. Şey soracaktım ben. Mesela ben Karadolu'da oturuyorum ve Karadolu'nun CHP'ç örgütünün inanın... Yani AK Parti bile benim evime kadar geldi. Sizin gençlik kollarını alalım vesaire diye. Yani ilerideki kadrolarda değerlendirelim diye ama CHP'nin hiç böyle bir girişim yok. Ve Karadolu'da gerçekten çok etkisiz. Gençlikte mi var? Eksik evet. İnsan Akademi'de de var mı? Gençlikte. Şu an ben Akademi'yle ilgili bir şey söyleyeceğim ama. Mustafa'ydı değil mi? Evet. Teşekkürler Mustafa.